de navbera deh salada dü cara de şahsiyeta sara rojbin ronahi evin mir ve abdurrahman da emli parisi hatın katil kirin de van kumkujiya da em reheval ekha tinin o em uh, de uh, sozdariya de şopa şehidan uh, da dubare dikin o di salveger van komkujiya de em dijminin kurda ev dijminin be ahlak u be vicdan u be hukuk em şermezardıkın, o em bedengiya devleta Fransa e, şermezar dikin di yekemin a e de heger devleta Fransa lehemberi dijminin kurda lehemberi devleta faşist a Türk کو لوالا تیوان د پاراسنا ګل بن پراس پاراسنا دولت اف فرانس کو سياسات مداري کلت حق قاتل کین تبلی حمو بیرین تبلی حمو هند جاتن کو هبون تبلی حمو ويديو او لم کوران د نه خو هبون له دولت اف فرانس خاص سروي وان کونکوجا بقره او بيدنګي دهثال بل دوام کړ جبر و بهدنګي جبر سره دولتې پښتي 10 ساله دیسا املی پالیسی خاتن قاتل کین جبر وی د سال وګره وان کوم کجیا ده ام دیسا بهدنګي عدالت او <سؤال> دولت افرانس راځي شرمزار دکين او ام د بیجن هرګ وخت دولت وقت دولت او حکومت ون اړینا کین ون راسنابینن پویست ون له همبلی وان کومکوجیا اون خودي هلوسپن هنبالي دولت ترک له پش هیزه دایشه له هنبالي دیکتاتور اردوغان کوه شفي دایشه دایمي بيويسته اون خودي هلوسپن مهاجر اون خودي هلوسپن وي چاغي اموگل کورت امي باور وکم کو وک دولت فرانسه و نافير وان کوشتنين کوردا د توننه د سالوګارا وان کومکوجیا ده

Dikwazın gelli kurt ba kuştunan. Dikwazın gelli kurt, gelli kurt gav baş ben avetin. Yani evji perçaki kriminalizasyona kul hamu Avrupa lehemberi gelli me, tekoşina me kutekirin. Di şahsiyeta tekoşina azadiya pekeke de dikwazın gelli kurt kriminalize bikin. Spas. Euh, comme vous le savez, en 11 ans de temps, deux attentats terroristes ont été menés envers les Kurdes. Le premier, le 9 janvier 2013, en pleine journée, en plein cœur de Paris, au 147 rue Lafayette, où Sakine Jansis, cofondatrice du PKK, Fidan Dogan, notre Rojbin, et Leila Shailemes ont été assassinés. Malgré que l'assassin ait été arrêté, le procès a traîné et le tireur est décédé en prison. Par la suite, il y a eu des notes écrites, des notes audio, qui ont mis en évidence que les services secrets turcs étaient directement concernés dans ce triple féminicide, dans ce triple assassinat qui a coûté la vie à nos trois camarades. Alors que ce 23 décembre 2022, nous nous apprêtions à faire une réunion des femmes pour pouvoir organiser les actions de commémoration de la date d'assassinat de Sakine Jansus Fidan Dogan, Leila Choy-Lemez. Une nouvelle attentat, une nouvelle attaque, un nouveau attentat a eu lieu qui a été mené contre nous ici, au centre démocratique kurde, nous arrachant Evin Goyi, Eminakara, Mir et Abdraman Kazr. Non seulement, Eminakara était une combattante, une des commandantes de ceux qui ont mené une action contre Raqqa pour anéantir le califat de Daesh. Elle est venue en France car elle était blessée, elle voulait être soignée, mais la France lui a refusé l'asile politique. Alors que la France lui devait la protection, elle a été assassinée en plein cœur de Paris. Avec Mir Perwer, un chanteur kurde qui avait été emprisonné en Turquie pour avoir chanté ses chants en kurde et qui s'était réfugié en France. Et Abdurrahman Kizil, un compatriote kurde qui passait ses journées dans le centre démocratique et dans les actions pour dénoncer la barbarie menée envers le peuple kurde par l'État fasciste turc, mais aussi par l'État autocrate iranien, par la Syrie et l'Irak. 9 Ocak 2013 yılında yine Paris'te, Paris'in ortasında Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez arkadaşlarımız vahşice, alçakça bir terörist saldırıyla katledildiler. Bundan 10 yıl sonra bu saldırının yıl dönümü yaklaşırken, bu saldırının saldırının adaletsiz, hukuksuz, faili meçhul bırakılmasını protesto etmeye hazırlanırken, yine bu protestolara öncülük eden, Rojava'da insanlık için savaşmış bir arkadaşımızın içinde olduğu, Evin Goy'nin içinde olduğu, Mirperver'in, Abdurrahman Kızıl'ın içinde olduğu üç arkadaşımız daha bu saldırının 10. yıl dönümüne yaklaşırken, yine terörist bir saldırıyla burada 16 Hu Dengen'de katledildiler. Tam olarak bu binada. Tam olarak Kürt halkının demokrasi evi yaptığı, kültür evi yaptığı, buluşma alanı yaptığı, siyasi faaliyetlerini, diplomatik faaliyetlerini yürüttüğü bu bina bir kez daha saldırıya uğradı ve üç arkadaşımız vahşice katledildi. Bunun ardından gelişen süreç yine 2013 katliamı gibi faili meçhul bırakılmak istenen bir süreç. Bu açık ve net. Hem Fransız hükümetinin ve adli makamlarının ilk andan itibaren olaya yaklaşımı hem bugün itibariyle devam eden soruşturmadaki yüzeysellik bir kez daha bize gösterdi ki Kürt kanının Kürt kanının dünyanın gözleri önünde dökülmesine modern dünyanın 21. yüzyılın ortasında vahşice teröristçe Kürtlerin katledilmesine kimsenin sesi çıkmayacak. Çıkmıyor. Çıkmadı şimdiye kadar. Buna karşı direnen, mücadelesini devam ettiren, bayrağını yere düşürmeyen bir tek Kürt halkı ve dostları var aynı zamanda insanlık vicdanı taşıyan bütün kesimler var. Bu davanın sahipleri de bu kesimler. Biz özellikle yeniden bu kesimlere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Katliamın tam olarak birinci yıl dönümünde 23 Aralık Cumartesi günü Gardenort'ta toplanma çağrısı yapıyoruz. Kürdistan İnformasyon Bürosu önünde. 11 yıl önce işlenen cinayetin Paris'te işlenen ilk cinayetin binasının olduğu bölgede toplanma çağrısı yapıyoruz. Özellikle Paris ve çevresinde yaşayan Kürt halkına ve dostlarına ısrarla ve altını çizerek vurgulamak istiyoruz ki geldiğimiz aşamada dosya dosyaya yaklaşılan yüzeysellik ciddiye almama ve sümen altı etme yaklaşımını dağıtmamız, parçalamamız, hak ve hakikati ortaya çıkarmamız gerekiyor. 11 yıldır devam eden bu adaletsizlik durumunu artık ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu adaletsizliğe bir son vermemiz gerekiyor. 11 yıl bu çifte katliamın birinin yıl dönümünde birinin üzerinden 11 yıl geçmişken bu katliamların hesabını sormanın vaktidir diyoruz. Çağrımızı bu temelde yapıyoruz. Bö böylesi anlarda, böylesi durumlarda biliyoruz ki bütün imkanlarını ayaklandıran, bütün imkanlarını harekete geçiren halklar, toplumlar, örgütler mutlaka bir sonuç elde eder. Bizim ayakta olduğumuz Bizim adalet aradığımız, bizim hakikati ortaya çıkartmak için mücadele içerisinde olduğumuz müddetçe kuşkusuz bu katliamların er veya geç hesabı sorulacak, failleri ortaya çıkarılacak, failleri yargılanacak. Bu temelde bir kez daha özellikle Paris ve çevresinde yaşayan Kürt halkına Fransa'da yaşayan tüm Kürt halkına, Avrupa'da yaşayan Kürt halkına, Kürt halkının değerli dostlarına ve insanlık vicdanı taşıyan bütün kesimlere 23 Aralık Cumartesi günü saat 11'de Kürdistan İnformasyon Bürosu önünde Gardenort bölgesinde toplanma çağrısı yapıyoruz. Eminiz ki Kürt halkı ve dostları bu tarihi günde meydanları dolduracak, alanları dolduracak ve katillerin, teröristlerin yakasını bırakmayacağını bir kez daha, bir kez daha çok net bir biçimde bütün dünyaya duyuracaktır.